Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Code Academy içerisindeki Learn C Sharp eğitimine başlayacağız. C Sharp burada da belirttiği gibi Microsoft'un en popüler programlama dili şu anda. Birçok web sitesi oluştururken, mobil uygulamalar oluştururken, video oyunları oluştururken veya işte sanal gerçeklik oluştururken kullanılan bir programlama dili. Bu kursun arkadaşlar toplam tamam ortalama tamamlanma süresi 25 saat olarak gözüküyor. Biz bunu birden fazla kısımda aslında inceleyeceğiz. İçeriğe de baktığımızda kursun aslında burada öncelikle işte merhaba, hello world şeklinde nasıl yazdırılır, nasıl kullanılır, C# programlama dilini nasıl gelir. Daha sonra C#'ta veri tipleri ve değişkenlere bakacağız. Bunun ardından C# mantığını ve conditionları yani koşul ifadelerine bir bakacağız, içerisinde nasıl olduğuna dair metotları inceleyeceğiz dördüncü kısımda. Beşinci kısımda dizi ve döngüleri işleyeceğiz. Altıncı kısımda ise sınıfları ve objeleri işleyeceğiz. C# içerisinde ne anlama geliyor bunlar? Yedinci kısımda arkadaşlar interfaceler ve inheritance kavramlarına değineceğiz. Sekizinci kısımda da C#'ta referansları inceleyeceğiz ve ardından bu eğitimi tamamlamış olacağız. Öncelikle hemen burada ben start deyip ilk dersimizi alalım C# ile ilgili. C# nedir? Burada hemen bundan kısaca bahsedilmiş. Belirli interaktif web sitelerini, mobil uygulamaları, video gamelerini, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi kavramlarda geliştirme yapabileceğiniz, desktop uyguları geliştirebileceğiniz, backend servisleri geliştirebileceğiniz bir programlama dilleri. En çok örnek olarak arkadaşlar bu duyabileceğiniz Pokemon Go adındaki bir mobil uygulama, mobil oyun daha doğrusu C# ile yazıldı ve Stack Overflow'un web sitesinin kendisi dil olarak, programlama dili olarak tamamen C# ile geliştirildi. Eğer halihazırda bir programlama dili biliyorsanız C# sizi çok daha iyi bir programcı yapacaktır. C# öğrenmek çok güzel tarafları var kullanım açısından. Baktığımızda arkadaşlar burada neler var? Ruby ya da JavaScript gibi programlama dillerinin dışında her verinin C# bir type'ı tanımlanması gerekiyor. Bu nedenle arkadaşlar bazı olası hatalarında önüne geçmiş oluyorsunuz. Eğer Java ile bir haşır neşiriniz olduysa daha önce, yani Java ile daha önce bir geliştirme, kod yazma kısmına eriştiyseniz C# da size çok tanıdık gelecektir. Bu yüzden çok fazla zorlanmayacağınızı düşünüyorum C# öğrenirken. Eğer daha önce Java ile bir geliştirme yaptıysanız. Peki, ben burada arkadaşlar ilk kısım bu şekilde. Genel olarak C#'tan bahsettik, nedir ne değildir şeklinde. Bir sonraki chapter'a geçelim bakalım. Evet, bizim için arkadaşlar Code Academy Program CS adında bir C# sınıfı oluşturuldu orta tarafta ve sağ tarafta da muhtemelen bunun sonucunu gönderecek bir sayfa oluşturdu bize. Peki, artık ilk C# kodunu çalıştırmanızın zamanı geldi. Burada arkadaşlar en üstte bir Using System adında bir kısım var.
kodumuzun içerisinde. Şöyle biraz büyütsem daha mı iyi görünüyor burada? Tamam, bu şekilde kalsın. Burada arkadaşlar bir program adında bir sınıf oluşturulmuş ve bu sınıfın içerisinde main adında bir metot oluşturulmuş. Bu metodun içerisinde arkadaşlar console.writeline şeklinde bir metot çağrımı yapılmış. Console.writeline arkadaşlar sizin içerisinde parametre olarak verdiğiniz teksti konsola basan bir metot. Örneğin ben burada instructionlara baktığımda bunun içerisinde arkadaşlar Hello World değil de ben kendi ismimi yazdırılmasını istiyorum. Sonra gönüllü olarak değiştiriyorum bu kısmı. Run dediğimde sağ taraftaki konsol arkadaşlar gördüğünüz gibi benim ismimin yazılmasını sağladı console.writeline metodu. Peki hemen hızlıca bir sonraki kısma geçelim buradan. Peki bir ben konsol içerisinde bir input nasıl alabileceğim C# içerisinde? Bunu da sağlıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi console.readline metodu sizin konsola girdiğiniz teksti okuyup programınızın içerisinde bu teksti kullanmanızı sağlıyor. Örneğin burada arkadaşlar bir şey verilmiş, örnek verilmiş. Örnek olarak öncelikle kaç yaşındasınız şeklinde bir soru yazdırılmış konsola. Daha sonra bu kısmı işlediğimde arkadaşlar benim konsolumdan console.readline metoduyla artık bir şey geldiğini, input geldiğini ve bu verilen bilginin ben string tipinde ve input isimli değişkende tutulması gerektiğine dair bir kod yazmışım burada. Daha sonra arkadaşlar bu konsoldan girilen değeri input değişkenimde tuttum. Daha sonra console.writeline metoduyla you are deyip siz şu yaştasınız şeklinde bir konsola yine konsoldan aldığım bilgi yine konsola yazdırmış oldum. Peki burada arkadaşlar instructionlara bakalım hemen. Buradaki komutun çalıştırılması için .NET Run adında bir komut yazıyoruz. .NET Run şeklinde buradaki konsol kısmına bu kodu yazıp aslında bu program CSS içerisindeki kodun çalıştırılmasını sağlıyoruz. Peki ben buraya Enter dediğimde ne dedi arkadaşlar? Bana Hello Dari şeklinde bir kısım yazdırdı konsola. Buradaki console.writeline metodunu yaptı. Ve benden artık konsol içerisinde göreceğim bir input istiyor. Bu input'u girmediğim takdirde arkadaşlar kodun devamını çalıştırmıyor C#. Peki ben burada 35 şeklinde bir cevap gireyim. Ben burada enter dediğimde tekrar siz 31 yaşındasınız şeklinde olan console.writeline en sondaki şu kısım çalışmış oldu aslında. Konsoldan bilgi okuma ve konsola bilgi yazma aslında en basit şekliyle bu şekilde arkadaşlar C# içerisinde. Peki next diyeyim ben tekrar. Yorum satırları. Bazı arkadaşlar programınızın içerisinde yazdığınız kodların içerisinde kullanmak istediğiniz yorum satırları olabilir. Bazı yazdığınız kodları daha açık bir şekilde ifade edebilmek için yorum satırları ekleyebilirsiniz. Bu yorum satırları arkadaşlar bilgisayar tarafından görmezden gelinen kısımlar. Yani sizin onu bir kod olarak çalıştırma şeyiniz yok. Tamamen onu görmezden geliyor bilgisayarlar. C# içerisinde arkadaşlar slash slash şurada belirttiği slash slash veya
slash yıldız, yıldız slash arasındaki kısımların hepsi comment olarak algılanıyor, yorum satırı olarak algılanıyor. Bunları da zaten bu chapter'da görmüş olacağız. Örneğin burada arkadaşlar dediği gibi yorum satırları şunları yazıyor. Sizin kullandığınız bir değişken adından belki de açıklamasından anlamayabilecek olan diğer yazılımcıların çok daha açıklayıcı bir şekilde kullanımını sağlayabilecek bir olanak sağlıyor. Örneğin şurada gördüğünüzde slash yıldız ve yıldız slash arasındaki tüm kısım bir yorum satırı olarak algılanıyor bilgisayar tarafından ve bilgisayar tarafından bu kısım çalıştırılmıyor. Burada da dediği gibi diğer insanların kodunuzu, yazdığınız kodu anlamayı daha hızlı şekilde anlayabilmesini sağlayan yapılar, yorum satırları. Aynı arkadaşlar burada da bilgisayar tarafından bu satırların tamamen çalıştırılmadı. Yani bunun içerisinde bir C# kodu yazsanız bile derleyici buradakinin bir yorum satırı olduğunu biliyor. Başındaki slash karakterinden ve bunu bir C# kodu gibi çalıştırılmasını engelliyor. Peki burada instruction'lara bakalım. Bizden ne istenmiş bu chapter için? Add comment to the code right above the first console.write. İlk console.write üzerinde bir comment ekleyin diyor. Şöyle arkadaşlar, bu program yaşınızı alıp ekrana yazdırır şeklinde ben bir açıklama yorum satırı yazabiliyorum buraya. Bunu geldiğimde de arkadaşlar buradan run ettiğimde de ben de aslında bir şey istemeyecek. Buranın çalıştırılmasına dair bir komut yazmayacak. Burayı tamamen geçip diğer alttaki komutların çalıştırılmasını sağlayacak aslında. Peki bir sonraki chapter'a geçelim. Yorum satırları da bu şekilde arkadaşlar C# içerisinde iki farklı kullanım var. Bir tanesi slash slash şeklinde kullanım. Slash slash çift slash'tan sonra yazdığınız her açıklama bir yorum satırı olarak ifade ediliyor. Veya slash yıldız ve yıldız slash şeklinde yazdığınız kısımlar genel olarak yine yorum satırı olarak ifade ediliyor. Bu ifadelerin arasındaki kısımlar. Peki C# in the wild şeklinde bir chapter var burada. Bazı şeyler gördük. C# kodları gördük. Az önce işte konsoldan okuyup konsol yazan kısımlar gördük. Burada da arkadaşlar neleri gerçek hayatta nasıl kullanıldığına dair bazı açıklamalar var. İşte C# teknolojisinin hızlı ilerlediğine dair bir açıklama var. Özellikle .NET Framework'ün yeniden yazılmış hali olan .NET Core ile performansının çok daha iyi şekilde geliştirildiğine dair bir açıklama var burada. Yine arkadaşlar GitHub üzerinde C# Community'si 5. en popüler programlama dili olarak yansımış 2019'da. Yine Stack Overflow'da 7. olarak en popüler programlama dili olarak yansımış. C# size birçok iyi iş imkanı sağlayabileceğinden bahsetmiş en son kısmında da. C# ile geliştirme yapan birçok firma aslında C# geliştiricilerine çok daha uygun bir iş imkanları da sağlamış oluyorlar.
Peki benden ne istiyor? Use the time think about how you want to use C sharp in your career. Okay. Burada arkadaşlar genel olarak hani şeyden bahsetmiş. İşte C sharp'ın genel olarak dünyada kullanımından ve iş imkanlarından biraz bahsetmiş. Dediğim gibi birçok şey için, birçok firma için kullanılan ve tercih edilen bir programlama dili C sharp. Peki ben burada next diyeyim tekrar. Burada arkadaşlar en temelinde neler gördük? Aslında biraz hikaye kısmından bahsettik. C# nerelerde kullanılıyor? İnteraktif web site yapımında kullanılabiliyor. Mobil uygulamalar geliştirirken C# kullanabiliyorsunuz. Daha sonra video oyunları geliştirmesini C# ile yapabilirsiniz. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi kavramları yine C# ile geliştirilmiş. Backend servislerini C# ile geliştirebilirsiniz. Ve masaüstü uygulamanızı yine C# ile geliştirebilirsiniz. Buradaki .NET kavramı arkadaşlar genel olarak C# programları yazarken kullanıldığınız bir framework'ten ifade ediliyor. Framework ve işte sınıflar bütünü olarak siz de bu şekilde düşünebilirsiniz burada. C# ve .NET ile ilgili iş imkanları da gerçekten iyi. Unity ile video oyunlar geliştirmesini yapabilirsiniz. Ve ASP .NET ile de özellikle çok daha interaktif web siteleri geliştirmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra console writeline'ı gördük arkadaşlar. Metin olarak console writeline ne yapıyordu? Bizim içerisinde parametre olarak verdiğimiz kısmı string olarak ekrana basıyordu. Console.readline ne yapıyordu arkadaşlar? Console.readline'da bizden konsoldan bir input girmemizi sağlıyordu ve bu input'u kodumuzun içerisinde kullanmamıza imkan sağlıyordu diyebilirim. Daha sonra yorum satırlarını gördük arkadaşlar. Yorum satırları neydi? Tamamen bilgisayar tarafından göz ardı edilen fakat sizin kodunuzun içerisinde bir açıklama, bir başka insanların kodunuzu daha hızlı anlayabilmesi için bırakacağınız yorumlar bütünüydü diyebiliriz. C# arkadaşlar iki tane farklı yorum kullanma satırı vardı. Birincisi slash slash karakteri sonrası her yazdığınız kısım yani şurada belirttiğiniz slash slash kısmı tamamen bunun bilgisayar tarafından bir C# içerisinde yorum satırı olarak algılanıyordu. Veya ben arkadaşlar slash yıldız soner slash yıldız şeklinde de yazsam C# yine bunu aynı şekilde bir yorum satır olarak görüyordu ve derleyiciye bu satırları çalıştırmaması gerektiğini iletiyor. Peki bu kısmı sildim. Zaten burada run dediğimde de arkadaşlar bana burada yine console.writeline'da en başta yaptığım gibi sağ taraftaki konsol kısmına ismimi ve soy ismimi yazdırılmasını sağladı. Peki, up to next deyip bir sonraki chapter'a geçeyim. Start next desin diyeyim buradan. Peki, veri tiplerine ve değişkenlere giriş C# içerisinde. Biz bir program yazarken arkadaşlar bilgisayara belirli verileri ve belirli komutları nasıl işlemesine dair bilgiler vermemiz gerekiyor. Örneğin C# içerisinde arkadaşlar burada da bahsetmiş kendi tiplerini bir değişkenin içerisinde tutacağı kendi tipleri siz daha kodunuzu yazarken burada birinci şekilde direkt olarak
verebiliyorsunuz. Data tipleri olmadan arkadaşlar bilgisayar genellikle hangi verdiğiniz değerin bir string mi veya bir nümerik bir değer mi olup olmadığını bilme konusunda zorlanabiliyor. Bu yüzden siz kodunuzu yazarken bu verdiğiniz değerlerin data tiplerinde belirtmeniz bilgisayar için aslında çok anlamlı, çok daha anlamlı olabiliyor. C# strongly typed bir dil. Bunun anlamı arkadaşlar bir veriyi kullanırken o verinin data tipini belirtmek zorundasınız veya bir değişken tanımlarken o data tipinin, o değişkenin data tipini belirtmek zorundasınız. Bu değişken bir string değer mi, string değişken mi olacak yoksa bir integer değer mi olacak? Bunları belirtmeniz gerekiyor C# içerisinde. Ayrıca arkadaşlar statically typed şeklinde bir özelliğe sahip. Bunun anlamı da yine compile time'da aslında siz kodunuzu yazarken o kodu çalıştırmadan önce daha compile time zamanında girdiğiniz verilerin, girdiğiniz oluşturduğunuz data tipler arasında tamamen düzenli bir uyum var mı? Bunları kontrol edebiliyor. Bu iki kısım arkadaşlar şey olarak C#'ın çok önemli bir kısmı. Bu sayede aslında C# geliştiricilerine çok daha az hata yapma imkanı sağlıyor programlama. Burada da aslında bundan bahsetmiş. Burada arkadaşlar bu ders içerisinde genel olarak C# kullanılan veri tiplerini konuşacağız. Nasıl değişken yaratılır ve nasıl statik olarak bunların tipleri verilir, bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da bir data tipinden diğer data tipine nasıl çevrim yapılabilir, convert edilebilir, bunlara bakacağız aslında. Örneğin burada arkadaşlar bu kısmı Learn How to Code Code Academy kursundan hatırlarsınız o kısımda. Biz burada örneğin bir fonksiyon seçtiğimizde, capitalize dediğimizde, fakat burada bir numerik kısmını seçtiğimizde bana bilgisayarda sen bunu büyük harf yapmak istiyorsun fonksiyon olarak, fakat bana bir numerik değer verdin. Bu yüzden numerik değerle büyük harf yapma fonksiyonu nümerik değerler için anlamsız bir fonksiyon olacaktır. Bu nedenle benim için bu geçersiz bir input'tur şeklinde bir fonksiyon veriyor. Peki square diyelim, yani kare sinyal şeklinde diyelim. Transmit diyelim de benim burada girdiğim input'un karesini alıp buradaki ekrana yazdırabiliyor. Daha sonra capitalize dediğimde arkadaşlar ben buradan şeyi seçtiğimde, kanguruyu seçtiğimde, burada transmit dediğimde benim için içerisindeki tüm karakterleri alıp büyük harfe çeviriyor. Evaluate dediğinde, yani true ya da false, boolean bir değer olduğunu kullanmak için de true'yu seçip burada transmit dediğimde benim için true'nun bir, diğer tüm değerlerin sıfır olduğunu belirtiyor aslında. Peki hemen bir sonraki kısma geçelim. C#'ta veri tipleri arkadaşlar. Çok C# içerisinde çok önemli bir yapı. Bilginin veri tipleri arkadaşlar, bilginin nasıl saklanılacağına dair bir bilgi tutar. İçerisinde nasıl o veri tipi ile ilgili nasıl operasyonlar yapacağımıza ait bir bilgiyi tutar. Ve bir de farklı veri tipleriyle farklı metotlar çalıştırılabilir. Örneğin siz az önce de gördüğümüz gibi büyük harf yapma fonksiyonu sadece string değerler için geçerliydi. Nümerik bir değer için büyük harf yapma fonksiyonunun bir anlamı olmayacaktır.
Peki, burada neler bahsetmiş? C# içerisinde evet strongly typed bir kavram olduğu için her bir her bir değere ait olan bir değişkeni C# içerisinde kodunuzu yazarken belirtmek zorundasınız arkadaşlar. Benim bu yazdığım değişken şu data tipinde olmalıdır şeklinde C# içerisinde bunu belirtmeniz gerekiyor. Burada da bazı veri tiplerinden bahsetmiş. Hepsini hatırlamak zorunda değilsiniz. Sadece hemen üzerinden geçelim burada. Integer değer tipi arkadaşlar burada tüm integer olan tam sayıları ifade ediyor ve 32 bit uzunluğunda yani eksi 2 milyar 147 milyon 483 bin 648'den artı 2 milyar 147 milyon 483 bin 647'ye kadar olan kısımdaki aralıktaki değerleri saklayabiliyor integer data tipi. Yine long var arkadaşlar. Bunun da uzunluğu 64 bit ve bu yüzden 32 bit değere göre çok daha geniş bir veri saklama kapasitesi var. Float yine arkadaşlar 4 byte'la ifade edilen yani 32 bitle ifade edilen floating point numaralarını tutabileceğimiz bir yapı. Yine double arkadaşlar çok daha doğru bir şekilde bizim noktadan sonra gösterebileceğimiz double veri tipi çok daha uygun bir kısım olacak. Burada yine 8 byte 64 bit yani bunun uzunluğu yine float'a göre çok daha geniş bir değer tutuyor. Decimal arkadaşlar yine 16 byte adında genellikle parasal işlemlerde kullanılan bir veri tipi diyebilirim buna. Karakter arkadaşlar sadece bizim 2 byte tutan bir veri tipimiz. Yani bir string'in içerisindeki tek bir karakter en basitinden ifade etmek gerekirse A karakteri sadece 2 byte şeklinde büyüklüğünde bir karakter veri tipinde tutabiliriz. Boolean arkadaşlar 1 byte true ya da false değerlerini alabiliyor yine. Datetime yine zamanda bir anı ifade eden bir veri tipi. İşte 0001 yılından bizim 1999 yılına kadar olan herhangi bir zamanı datetime tipindeki bir değer ile saklayabiliriz. String arkadaşlar daha önce bildiğiniz gibi bazı karakterler bütünü olarak ele alabiliriz buna da. Boyutu da aslında ne kadar her bir karakterde ne kadar her bir karakter yukarıda 2 byte'la ifade edildiği için içerisinde sakladığı karakter çarpı 2 şeklinde bir size'ı var diyebiliriz buna da. Peki ben tekrar next deyip bir sonraki chapter'a geçeyim buradan. Değişkenler oluşturma, data tipleri ile birlikte değişkenler oluşturma. Bu kısımda bunu öğreneceğiz aslında. C# arkadaşlar birbirine data tipleri ve değişkenler aslında birbiriyle çok yakın kısımlardır. Biz her zaman bir değişken tanımladığımızda onun ne tarz, hangi veri tipinde bir değişken olduğunu belirtmek zorundayız. Örneğin burada arkadaşlar benim yaşım şeklinde bir değişken oluşturmuş, integer tipinde ve bu değişken içerisine 32 değerini atamış bir sonraki satırda. Veya aynı satırda da kullanabilirsiniz. Ben string tipinde country name adında bir değişken oluşturuyorum ve bu değişkenimin içerisine Netherlands değerini atamış oluyorum burada.
Burada arkadaşlar birbirine atamak için eşittir operatörü kullanılıyor. Herhangi bir diğer ataması yapıldığı için atama operatörü olarak eşittir kullanılıyor C# içerisinde. Peki burada da arkadaşlar neler tanımlamış? Integer tipinde even number olarak 22 değerinde bir değişken tanımlamış. Daha sonra integer tipinde odd number adında bir değişken ve içeriğinde 45 şeklinde bir değer tutuyor. Daha sonra arkadaşlar bu ikisini toplayıp konsola 45 artı 22 67'yi yazdırmış. Daha sonra da bunların farkını alıp 45 eksi 22 yani 23 olarak konsola yazdırmış. Peki bizden instruction'lara bakalım. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Bir köpeğin konsola yazdırılmasını, köpekle ilgili bildirinin konsola yazdırılmasına ait bir görev vermiş bize. Öncelikle demiş iki tane string değişken oluşturun. Peki. İlkine name adını verin. Name adını verdim. Daha sonra bunun içerisine arkadaşlar shadow adında bir değer atayım demiş. Peki. Daha sonra ikinci string değişkenim. Tekrar yine string yazıyorum. Breed adında bir değişken olsun ve içerisine golden retriever şeklinde bir değer atayım demiş. Peki bunu run edeyim ben. Harika. İlk kısmını geçtik. Şimdi ikinci kısma geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki kısımda demiş. Bir yaşı tutacak bir değer tutun. Peki ben bunu da integer tipinde bir değer tutuyorum. Ve ismi age olsun demiş. İçerisindeki değeri de 5 değerini tutsun. Peki ben tekrar run ediyorum burada. Harika. İkinci kısmı da tamamladık. Üçüncü kısma geliyorum şimdi arkadaşlar. Yüksekliğini tutacağınız bir kısım oluyor. Yani kaç santim ama santimde tam o sayı olarak değil de bir nümerik sayı olduğunu ifade ediyor. Bizden aslında baktığımızda yukarıda bunu double tipinde bir değişkende tutabiliriz. Yine ben double deyip weight şeklinde yazarsam buna da 65,22 şeklinde değer atıyorum. Tekrar run edeyim kısmı. Harika. Üçüncü kısmını da geçtik. Daha sonra da arkadaşlar spade adında bir değişken oluşturun demiş ve bunu da true değerine atayım demiş. True benim için bir boolean bir değerde. Bool deyip spade adında bir değişken oluşturuyorum ve bunun değerine de true atamasını yapıyorum. Tekrar bir run ediyorum arkadaşlar kodumu burada. Harika. Dördüncü kısmını da geçmiş olduk. Daha sonra arkadaşlar beşinci kısmına her bir değeri ekrana yazdırın demiş. Console.WriteLine metoduyla. Her bir değişkeni ekrana yazdırın demiş. Peki ben burada bunu kopyalayayım. 2, 3, 4, 5 şeklinde şöyle yapayım. Her bir değişkeni arkadaşlar burada konsola yazdırayım. Create'i aldım. Parametre olarak verdim. Console.WriteLine metoduna H'i aldım. Parametre olarak verdim. Date aldım. Yine parametre olarak verdim. Ve spade değişkenini aldım. Yine parametre olarak verdim. Peki bu hepsini yazdırmamızı istiyor burada. Run edelim tekrar kodumuzu. Bakalım bütün değişkenleri ekrana yazdıracak mı? Harika. Burada sağ tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar konsol uygulamasına sırayla verdiğimiz tüm değişkenlerin tuttuğu değerleri teker teker yazdırmış oldu. Peki ben bir sonraki next deyip bir sonraki chapter'a geçeyim burada. Hataları handle etme, yani hataları nasıl handle edebiliriz C# içerisinde bu chapter bununla.
ilgili. Program yazmaya başladığınızda birçok hatayla karşılaşacaksınız demiş buradaki kısım ve bu tamamen normal bir durum. İlk programlama dilini öğrendiğinizde bu çok yaygın olarak başınıza gelebilecek durumlardır. Örneğin demiş, What happens if you forget to specify data type for your variable? Örneğin burada bir random data şeklinde bir değişken oluşturmuş ve bu değişkene bu string değerini atamış. Fakat hatırlarsanız her bir değişken oluşturduğumuzda biz C# içerisinde strong typed olduğu için her bir değişkenin öncelikle tipini belirtmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar bunu çalıştırmaya, şu kodu çalıştırmaya çalıştığınızda aşağıda random data does not exist in the current context şeklinde bir hata verecektir. Bunun hatanın da giderilmesi için burada random datanın başına gelip string şeklinde bir data tipi belirtmeniz hatanın giderilmesini sağlayacaktır. Peki, örneğin siz int score 45.39 şeklinde bir değişken tanımladınız. Fakat integer arkadaşlar hatırlarsanız nasıldı? Tam sayılar üzerinde çalışıyordu. 16 pardon 32 bittik. Tam sayıları ifade ediyordu. Fakat bu sağ tarafında verdiğiniz ifade bir tam sayı değil. 45.39 bir tam sayı değil. Aslında bunun bir double'a atamanız gerekiyor. Yine C Sharp arkadaşlar size burada double'dan integer'e otomatik olarak bir çevirim yok. Yani siz kodunuzu yaz, otomatik olarak bir çevirim yok. Fakat şey olarak explicit olarak yani sizin belirterek bir yapabileceğiniz bir çevirim mevcut demiş. Peki. C# içerisinde arkadaşlar camel case o kullanımı çok daha yaygın şey içerisinde değişken tanımlamalarda camel case uygulamasının kullanımı tavsiye ediliyor aslında. Burada biz bir işte şey kullandığınızda böyle tek tırnak şeklinde bazı şeyler kullandığınızda string değişkenlerini her karakteri kullanamıyorsunuz string değişkenlerin isimlerinde. Bazen bazı karakterler uygun değildir şeklinde C# size daha derleme zamanında hata fırlatıyor. Örneğin reserved keywords adında bir şey varmış arkadaşlar. Bunlar C# bir değişkenin ismini kullanamayacağınız kısımlar. Şunu chat'e yazıyorum hemen. Chat'ten de takip edebilirsiniz. Alabilirsiniz bu kısmı. Burada bazı kelimeleri işte şey olarak kullanamıyoruz. Değişken ismi olarak kullanamıyoruz. Bunlar ayrılmış kelimeler. Özel kullanımları olan kelimeler. Peki burada arkadaşlar hemen bizden ne istediğine bir bakalım. Buradaki kodu çalıştırın. Bu kodun içerisinde bazı hatalar var demiş. Hepsini şey yapalım. Teker teker çalıştıralım. Örneğin burada run diyelim ve ilk ne hataları var yukarıda teker teker birçok hata var. Bunlara bakalım demiş. Aşağıdan yukarıya doğru bazı hatalar var. Peki, ben ilk satırıma bakayım arkadaşlar burada. İlk satırımda integer tipinde number adında bir değişken tanımlamış. Fakat buna ben noktalı bir sayı atamasını yapmışım. Integer ne yapıyordu arkadaşlar? Tam sayı tutuyordu. Benim için o zaman doğru bir sayı değişken tipi değil. O zaman ben bu integer'ı gelip double'a çeviriyorum. Peki ben ikinci satırımda arkadaşlar dinozor adında bir değişken yaratılmış ve bu değişkene string olarak Barney isminde bir değer atanmış. Fakat bildiğiniz gibi C# içerisinde biz bir değişken oluşturduğumuzda bu değişkenin tipini de belirtmek zorundayız. Bu nedenle ben buraya başına gelip string
tipinde bir değişkendir deyip bunu bu şekilde gösterebiliyorum. Örneğin luck adında bir değişken oluşturulmuş burada. Fakat muhtemelen luck burada ayrılmış kelimeler, yani özel olarak C Sharp'ın içerisinde özel olarak anlamı olan kelime olduğu için ben burada bir defa daha luck luck şeklinde yazıp bunu değişkenin ismini o farklı anlama gelecek olan kısımdan ayırmış oluyorum aslında. Peki daha sonra boolean bir tipinde bir değişken tanımlanmış. Is nokta yes demiş. Is de yine C Sharp içerisinde farklı bir anlamı olduğu için ben burada is yes şeklinde bunu değiştirip aslında değişkenin ismini valid, geçerli olan bir değişken ismi olarak değiştirebiliyorum. En sonunda da arkadaşlar string tipinde bir band isimli bir değişken oluşturulmuş ve buna the low anthem şeklinde bir değer atanmış, fakat yine burada bunun sonunda her bir statement'ın sonunda C Sharp içerisinde noktalı virgül olması gerektiği için burada noktalı virgül de ekliyorum. Peki ben tekrar bir kodumu run edeyim. Harika. Benim için bütün sağ taraftaki konsolda arkadaşlar bütün hataları gidermiş olduk. Zaten burada da ilk adım tamamlandığında hemen yanına yeşil bir tik atıyor kod akademi kısmı. Peki ben next deyip bir sonraki chapter'a geçeyim. Data tiplerin çevrimleri bu chapter'ın konusu. Statik farklı şekilde tipleri olduğu için her bir datanın arkadaşlar C Sharp içerisinde bazen bunların aralarında bir dönüşüm yapılmasına ihtiyacımız olabiliyor. Buna arkadaşlar data type conversation, yani veri tipi çevrimi şeklinde bir ifade anlamına geliyor. Örneğin ben burada double veri tipinde myDouble adında bir değişken oluşturmuşum ve buna 3.2 şeklinde bir değer atamışım. Burada arkadaşlar ben daha sonra integer veri tipinde myInt şeklinde bir değişken oluşturdum ve bunun değerine benim myDouble değişkenimin değerini atadım. myDouble'ım 3.2'yi tutuyordu. Fakat burada myInt değeri benim için bir integer değer sağladığı için en yakın olan tam sayıya yuvarlanmasını sağlıyor C Sharp. Peki burada arkadaşlar aslında bunu çalıştırdığınızda bu kod çalışmayacaktır. Fakat tam tersini yaptığınızda, yani size bir direkt olarak şu şekilde yazdığında direkt olarak bir hata verecektir. Benim direkt olarak double'dan integer'a bir çevrim benim için direkt olarak bir çevrim kuralım yok diyecektir. Tam tersini yaptığımızda, örneğin ben integer olarak bir 3 değeri sakladım myInt içerisinde. Bunu ben double tipinde bir değişkene çevirmek istiyorum. Yani double tipinde myDouble adında bir değişkene bu myInt değişkenimin değerini atamak istiyorum. Fakat bunu arkadaşlar bunu yaptığımızda C Sharp bize bununla ilgili bir sağlıyor. Herhangi bir hata vesaire vermiyor. Bu neden diye bir soru sormuş burada. C Sharp'ta arkadaşlar özellikle nümerik veri tiplerinde birbirine çevirilmede eğer data kaybı yaşamayacaksanız, bir data kaybı yaşamayacaksanız, C Sharp buna izin veriyor. Yani sizin atamaya çalıştığınız veri tipi, eğer atadığınız veri tipinden daha küçük bir range'i ifade ediyorsa, C Sharp buna kızıyor. Fakat daha büyük bir range'i
ifade ediyorsa C# bu atamayı yapmanıza izin veriyor. Bunun da önüne geçmesinin en büyük nedeni arkadaşlar yazdığımız kodda aslında problem oluşturulabilmesi. Örneğin ben double değerinden, 3.2 değerinden direkt olarak integer'a bir çevrim yapabilseydim bana 3 değerini döndürecekti. Halbuki 3.2 ile 3 programlama dilinde çok farklı veriler. Bu nedenle benim yaptığım kodumun içerisinde yaptığım hesaplamalarda bu farklılık benim kodumda hatalara neden olabilecekti. Veri tipi çevrimli arkadaşlar C# içerisinde bazı çeşitleri var. Onlara bakalım hemen burada nasıl veri tipi çevrimini yapabiliyoruz. Örneğin en başında implicit conversation var. Yani açık bir şekilde çevirim. Otomatik olarak yapılıyor. Hani eğer çevirimde herhangi bir veri kaybı olmayacaksa otomatik olarak yapılan bir kısım. Bu yüzden diyor ki bir integer bir değeri double bir tipe otomatik olarak burada çevirebiliyoruz. Çünkü double'ın tutabileceği veri genişliği integer'ın tutabileceği veri genişliğinden çok daha fazla. Ben burada bir veri kaybı yaşamam deyip C# benim içerisinde açık bir şekilde sadece atama yaparak bu veri tipleri arasındaki çevrimi sağlayabiliyor. Bir de arkadaşlar explicit conversation. Bir casting operatörüyle birlikte evet sen bunu şey yapabilirsin, cast edebilirsin. Bir data tipinden başka bir data tipine cast edebilirsin. Fakat bunu nasıl kullandığını programcı kendi yapsın. Yani otomatik olarak yapmasın. Siz buna otomatik olarak cast ettiğinizde nasıl değişeceğine dair bir bilginiz vardır. Bu nedenle ben bunun otomatik olarak değil de yazılımcının yapması gerektiği kısımda olarak işaretliyorum. Burada da arkadaşlar double tipinde bir değişken tanımlamış. Ben double'ı direkt integer'a atayamam burada. Çünkü double'ımın tutacağı veri tipinin genişliği integer'ın tutacağı veri tipinin genişliğinden çok daha fazla. O yüzden integer'ın tutabileceğinden daha fazla bir değer verdiğimde burada ben data kaybı yaşarım. Fakat arkadaşlar programcılardan C# programlama dili önüne bir casting koyarak evet ben burada ne yaptığımı biliyorum. Benim buraya gelecek bir değişkenimde herhangi bir data kaybı yaşamam. Bu nedenle ben direkt integer'a çevrilmesini istiyorum deyip programcıdan bu şekilde belirtmesini istiyor C#. Peki ayrıca arkadaşlar birbirlerinin çevrimleri arasında framework'ün içerisinde olan direkt kullanılan metotlar da var. Örneğin convert sınıfının toX şeklinde birçok metodu var. Örneğin toString deyip toDouble, toInteger, toLong şeklinde birden fazla çevrim yapabileceğiniz, data tipler arasında çevrim yapabileceğiniz metotlar da mevcut. Peki, benim için arkadaşlar bir örnek vermiş burada. Benim için arkadaşlar console.readline metodu, yani konsoldan bir değer okuduğumuz kısım her zaman geriye string döndürür. Bu nedenle arkadaşlar console.readline'dan dönen bir yaş değerini alsanız bile siz yine bunun içerisinde önce bir string değerini integer olan bir değere çevrim yapmak zorundasınız. Yani ben burada enter your favorite name number diyeyim. Daha sonra arkadaşlar ben burada string input şeklinde bir console.readline deyip bir değişken aldım.
Daha sonra bu string değişkeni mi? Fakat integer girdi, yani yaşını, favori numarasını girdi insanlar. Ben bu değişkeni daha sonra integer number deyip convert to int 32 metoduyla bir integer'a çevrilmesini istiyorum. Peki ben burada pardon fav number şeklinde bir değişken oluşturmuş. Şurada fav number vermiş bunun içerisine. Buradaki input değişkenime de aslında arkadaşlar gerek yok. Ben console.writeline'ın döndüğü şu kısmı direkt input değerinin içerisine kendi otomatik olarak verebiliyorum. Line deyip buradan dönen string'i al ve benim bu string'i bir integer değere çevrimini yap dedim. Peki run dedim burada tekrardan kodumu. Did you run .NET run terminal? Hayır. O zaman ben burada terminalden .NET run diyorum. Benden bir favori numaramı istiyor. Daha sonra arkadaşlar konsola bir değer girelim. Örneğin burada aynı değeri verelim biz de. 16 olarak verdiğimde explicitly cast. Ha, we got error evet. Hayır, explicitly cast yapmadım burada. Ha, o zaman benim burada direkt gelen değerimi bana öncelikle şeyden istiyor arkadaşlar. Hata almamı istiyor. Yani ben burada console.readline metodundan dönen değeri ben direkt explicit casting kullanarak integer'ı bu şekilde çevrilmesini sağlıyorum ve burada arkadaşlar bana bir hata verecektir. Tekrar burada ben bir geleyim. .NET run diyeyim konsoluma. Enter your favorite number. Yine 16'ya girelim. Did you cast the value using convert to int 32? Hayır dedim. Çünkü ben burada casting yaptığımı gördüm. Şimdi arkadaşlar convert to int 32 metoduyla parse edip bu değeri explicit olarak değil de direkt conversion yaparak nasıl kullanıldığına bir bakalım. Tekrar burada .NET run diyeyim. Convert to int 32 ile artık çeviriyorum ben bu değerimi. Favori numaramı girdim. 16 ile girdiğimde de artık benim için bu kısmı başarılı olarak geçmiş oldu. Üçüncü case'i de bu şekilde tamamlayabildik. Peki next deyip bir sonraki chapter'a geçeyim. Bu derste arkadaşlar aslında şunları öğrendik. Nasıl bir C# içerisinde tanımlı hangi veri tipleri var? Onları gördük. İşte bir integer, double, char, string ve bool olarak adlandırılan veri tiplerini görmüş olduk. Daha sonra nasıl bir veri tipinde nasıl bir değişken oluştuğunu ve onları nasıl bir değer atamasını yaptığımızı öğrendik. Karşılaşabileceğimiz temel hataların bazılarını gösterdik burada. Ve bir data tipinden diğer data tipine çevrimi görmüş olduk. Peki, Code Academy içerisinde arkadaşlar böyle bir cheat sheet verilmiş. C# ile ilgili. Ben bunu chat'e de
Kopyalayayım şöyle. Eğer kullanmak isterseniz şeyin içerisinde veri tiplerinin hatırlanmasına dair, kullanılmasına dair nasıl kullanacağı Microsoft C# içerisinde onlarla ilgili bir doküman hazırlamış Kod Akademi. Bunu da chat'te paylaştım. Burada arkadaşlar artık bir şey yapma kısmı, pratik yapma kısmı. Örneğin data tiplerinde yine işte integer, double, char, string ve bool tiplerini çalıştık. Değişkenlerde işte data tipi, değişken ismi ve value şeklinde atamasını yaptık. İşte çok temel, yaygın şekilde karşılayacağımız farklı veri tiplerini, işte değerinin olmamasını veya işte her bir yazdığımız statement'ın sonuna noktalı virgül koymamamıza dair karşılaşacağımız hatalar tipi. Daha sonra arkadaşlar data tipi çevrimlerini gördük. Implicit çevrimler, yani biz herhangi bir şey yapmadan direkt C# kendi içerisinde yaptığı çevrimler. Explicit çevrimleri gördük. Casting operatörüyle işte değişkenimizin başına parantezler arasında hangi veri tipine çevirmemesini istediğimiz olan explicit casting operatörünün kullanılmasını gördük. Bir de arkadaşlar convert metodunun to x şeklinde, işte to int 32, to long, to boolean şeklinde birçok kullanımını gördük data çevrimine olanak sağlayan. Peki, up next deyip burada da son şeyi işaretliyorum. Ben burada continue with my current lesson deyip bir sonraki dersime geçiyorum aslında. Sayılar ile çalışma. Ne yaparsanız yapın C# içerisinde arkadaşlar, burada da ondan bahsetmiş. Nümerik değerlerle her zaman çalışacaksınızdır. İşte sanatsal bir şey çalıştığınızda verdiğiniz objenin dimensionları, yani boyutlarını olabilir. İşte oyun tasarlıyorsanız eğer oyuncunun ne kadar hızlı gidebileceğine dair, işte herhangi bir iş dünyası için bir şey yapıyorsanız size bu ürünün ne kadar maliyeti olduğuna dair her bir kısımda aslında nümerik değerlerle çalışacaksınız. Burada da arkadaşlar bu chapter'da, bu derste bunları öğreneceğiz. C# içerisinde kullanılan en yaygın data tiplerini, nümerik data tiplerini görecekmişiz bu şey içerisinde. Programın içerisinde bir bakalım arkadaşlar. Hatırlarsanız double tipini zaten görmüştük bir önceki chapter'da. Bizim için noktalı sayıları, daha doğrusu en çok kullanılan bir veri tiplerinden biri diyebilirim C# içerisinde. Daha sonra arkadaşlar yine double tipini kullanmış burada. Double tipinden bazı aritmetik operatörlerle, bir önceki Learn How to Code eğitiminde gördüğümüz aritmetik operatörlerle nasıl içerisinde işlem yapılacağına dair bir kod bütünü sağlamış bize burada. Peki ben burada run diyeyim. Artık benim programım burada bir çalışmayı yapıp artık bunların sonucunu iki tane net income ve break even volume şeklinde değişkenin değerini benim konsoluma burada yazdırmış oluyor. Peki bir sonraki derse geçelim aslında hemen. Bizden neler istiyor burada? C# içerisinde arkadaşlar bir nümerik değeri göstermek için birden fazla yol var. Burada bundan bahsetmiş. Bir data tipini belirtmek için arkadaşlar gerçekten birden fazla değer data tipi tutacağımız için şunu düşünün diyor. Eğer bir data tipini vereceğiniz bir değerin data tipini belirlemede şunu düşünün şeklinde bir kısım demiş.
Eğer bir numaranın vereceğimiz nümerik değerin tamamını mı ben ihtiyacım var, yoksa bir noktadan sonra işte virgüllü kısmı, ondalık kısmını da mı göstereceğim? Eğer bunu göstereceksiniz arkadaşlar, decimal kullanın demiş buradaki kullanımda. Hani finansal işlemlerde yine parasal işlemlerde en çok kullanılan data tipi arkadaşlar. Decimal tamamen bunun için var aslında. Sizin parasal olarak kullanacağınız data tiplerinde her zaman C# içerisinde decimal kullanılmasına dair bir yapı mevcut. Peki burada hemen integer veri tipine bakalım demiş. Integer bizim tam olarak belirttiğimiz arkadaşlar tam sayıya ifade ediyor. Yani 4, 100, işte 2349 gibi tam sayı değerlerini tutabilecek veri tipi. Örneğin 0,5 gibi bir değeri integer tipinde bir değişkende saklayamazsınız. Çünkü 0,5 bir tam sayı değil. Bunun için arkadaşlar tanımlamak için de önce yine her zaman olduğu gibi integer data tipini olduğunu belirtip, değişken ismini belirtip ve eşittirden sonra da değerin kendisini ve noktalı virgül yazıp bu değişken tanımlamasını yapmış oluyoruz. Double ve decimal şeklinde bir kısım var burada. Peki, decimal yani ondalıklı bir sayı kullanacağımıza ihtiyaç duyduğumuzda arkadaşlar C# içerisinde 3 tane opsiyonumuz var. Float, double ve decimal demiş. Ne kadar noktadan sonra ne kadar kısmı tutacağınıza dair aslında bunların hepsinin kullanımları ona göre değişebiliyor. Double genellikle arkadaşlar bu üçünde üçü arasında kullanılabilecek en uygun veri tipi genellikle. Ve float'tan daha precise yani daha datanın gerçekten kendisini tutabileceği değere çok daha yakın bir değer sağlıyor. Ve fakat diyor decimal'dan çok daha hızlı şekilde proses edilebilen bir tip. Az önce dediğim gibi arkadaşlar, finansal uygulamalarda sizin parasal bir veriyi tutmak isterseniz decimal tipi bunlardan zaten en başında geliyor. Çünkü decimal gerçekten finansal değerleri tutmak için C# içerisinde kullanacağınız en uygun veri tipi. Double tipinde de bir değişken tutmak isterseniz arkadaşlar, önce yine veri tipini belirtiyoruz. Daha sonra değişkenin ismini belirtiyoruz. Daha sonra eşittir atama operatörü koyup bizim atamasını yapmak istediğimiz değeri yazıyoruz. Ve en sonunda da noktalı virgül kullanarak o değişken tanımlamasını yapmış oluyoruz. Decimal'da da arkadaşlar önce yine decimal tanımlayıp daha sonra buna bir değişken ismi verip daha sonra decimal olarak tutmak istediğimiz kısmı verip sonuna da küçük m harfi ekliyoruz. Bizim buna decimal olduğunu belirtmemiz için. Aksi halde yukarıda bizim double olarak tutuluyor. Fakat ben bunu decimal olarak saklanılması istediğim için bu değerin sonuna küçük m olarak bir suffix ekliyorum. Bu default'ta double'dı. Fakat ben sonuna m'yi eklediğimde C# bunu bir decimal değer olarak işaretliyor. Peki, burada hemen instruction'lara gelelim. Bizden ne isteniyor burada?
Örneğin ilk olarak diyor bir pizza yerinin tuttuğu pizza shops adında bir pizza sayısını belirten bir değişken tanımlayayım. İşte 4332. Benim için bu bir tam sayıdır ve ben bunu integer veri tipinde aslında tutabilirim. 4332 diye. Buna run dedim. Harika. İlk görevim başarıyla tamamlandı. İkinci görevime geleyim. Bir sonraki kısımda arkadaşlar total employees adında bir değişken. 86 1928. Peki ben de bunu yine bir tam sayı olduğu için arkadaşlar yine bunu bir integer değerde tutabilirim aslında. Yine buraya geldim. Integer dedim. 86.928 deyip sonuna da noktalı virgül koydum. Run dedim. Bakalım kodum doğru mu? Pardon, Pizza Shops değil, Total Employees olacaktı. Değişkenin aynısını vermişim, kopyalamamışım doğru düzgün. Tekrar bir run edeyim kodumu. Harika, ikinci kısımda aslında başarılı oldu. Üçüncü kısma gelelim. Benden toplam kazancımı istemiş. Şöyle bir değer, 390.819.28. Burada arkadaşlar parasal bir değer olduğu için aslında ben buraya gelip bunu parasal değerlerimizde neydi? Decimal kullanıyorduk. Revenue eşittir 390 819.28. Sonunda da arkadaşlar küçük m'yi koyuyorduk hatırlarsanız decimal olarak tutmak istediğimde. Run diyeyim bunu. Harika. En sonunda da arkadaşlar dördüncü kısımda benden bu üç değişkeni de hepsini yazdırmamı istemiş. Peki console.writeline deyip bunu kopyalayayım ben. Üç tane alt alta bundan yapıştırıyorum ve her bir değişkenimin diğerini konsola yazdırıyorum. Tamamdır. Buradan run diyeyim tekrar. Harika. Başarılı olarak her bir değişkendeki her bir değişkenimi en sonunda tanımladıktan sonra bunları başarılı olarak konsola yazdırabildim. Peki burada next dedim ben hemen. Burada artık numerik değerlerle daha önce karşılaştığımız, daha önce tamamladığımız aslında Learn How to Code Kod Akademi eğitiminde gördüğümüz aritmetik operatörleri artık burada numerik değerlerde nasıl kullanacağımıza dair bir kısma başlayacağız bu derste. Aritmetik operatörler ne arkadaşlar? Bizim zaten ilkokuldan bildiğimiz ekleme, çıkarma, çarpma ve bölme. Bu değerler arkadaşlar bir atamasını yapıp yine belirli bir aralarında işlem yapıp bir değişkene atayıp daha sonra da burada o değişkeni yazdırabiliyoruz. Fakat burada arkadaşlar bu operatörleri kullanırken operatörleri kullandığınız data tiplerine önem vermek zorundasınız. Çünkü örneğin iki tane integer değer tuttuğumuzda bu aritmetik operatörlerin hepsi geriye bize integer değer döndürecektir. O yüzden burada arkadaşlar fakat demiş integer ve double bir değer kullanıyorsak bu kısım bize double bir değer döndürecektir. Örneğin burada
Console.write'dan 5 bölü 3 demiş. İkisi de integer değer. O zaman ben geriye sadece integer kısmını döndürüyorum sonucun. Ben burada integer bölme işlemi yapıyorum ve bunu sadece integer olarak döndürüyorum. Fakat burada ilk kısmım integer, ikinci kısmım double. O zaman ben geriye bunun double haline, yani 1.66667 şeklinde olan double halini döndürebiliyorum. O yüzden integer ve integerların kendi arasında yaptığı tüm aritmetik işlemler arkadaşlar geriye her zaman integer döndürüyor C# dilinde. Operatörlerin arkadaşlar nasıl sizin eğer kullandığınız programlama dillerinde de varsa belirli bir sıra ile çalıştırılmasını sağlayan her bir programlama için dilinin kendisinde tanımlanmış bir kurallar bütünü vardır. Örneğin diyor ki burada 1 artı 2 çarpı 3 sonuç ne olması lazım? Önce ben artı işlemini yapıp daha sonra çarpma işlemini mi yapacağım? Yoksa çarpma işlemini yapıp daha sonra artı işlemini mi yapacağım? Burada arkadaşlar C# öncelikle kendi içerisinde bazı kurallar veriliyor. Ve burada arkadaşlar çarpma ve bölme işleminin toplama ve çıkarma işlemine daha öncelikli olduğunu belirtip ona göre bir işlem oluşturuyor. Peki ben burada arkadaşlar daha sonra ne yapıyorum? Örneğin siz fakat kullanmak istediğiniz kısımda buradaki gibi parantezler içerisine alarak oradaki kısmın daha önce çalıştırılmasını sağlayabiliyorsunuz. Örneğin burada arkadaşlar 8 artı 9 çarpı 3 parantezler içerisine kullanmış. Kullanmasaydı da bir şey fark etmezdi çünkü çarpı işleminin önceliği artı işleminin önceliğinden büyük olacağı için önce 9 çarpı 3 çalışacaktı. Daha sonra da buna şey kısmını 8'i eklemiş olacaktı aslında. Peki ilk bizim görevimize bakalım. Demiş ki sizin yaşınız diğer gezegenlerde farklı olabilir. Peki. Örneğin demiş, önce burada kendi yaşınızı saklayın. Integer user age adında bir değişken oluşturun ve bu değişkene kendi yaşınızı atamasını yapın. Peki, run dedim burada. Okey, ilk satırı geçtik. İlk görevi geçtik. İkinci görevde arkadaşlar ne demiş? Ben bir algoritma Jüpiter'e gittiğimizde Jüpiter'e gittiğimizde kaç yaşında aslında olacağız? Jüpiter'e gitmek 11.86 yıl alıyormuş. Peki bunu o zaman Jüpiter Years şeklinde dediğimde ben buraya geldiğimde artık user age yaşımın üzerine bir 11.86 yıl daha ekleyeceğim Jüpiter'e vardığımda. O yaşı hesaplayacağım. Fakat bu veri tiplerinden biri integer 31, diğeri de double bir değer. O yüzden ben bunların arasında işlem yaptığımda geriye her zaman bana double bir değer döndürecektir. Şöyle double Jupiter years eşittir. User age, yukarıda tanımladığım user age değişkeni artı 11.86 diyorum. Burada tekrar bunu bir run edeyim. Pardon, her bir eklediğinde değil de Jüpiter'deki yaşınızı
sormak istiyoruz. O zaman ben burada user range'de bununla toplamıyorum. Direkt 11.86 deyip atamasını yapıyorum. Harika. Bunu da geçtik. Üçüncü görevimize bakalım burada. Galiba burada artık şey yapacağız, eklemesini yapacağız diye düşünüyorum. Ha, başka bir şeydeki gezegendeki şeyi yapmak için, yaşı hesaplamak için dünyadaki yaşınızı o gezegenin yıl uzunluğuna bölmeniz gerekiyormuş. Peki ben yine burada o zaman 31 değerini 11.86'ya böleceğim. Fakat bunu bildiğiniz gibi arkadaşlar integer bölü double bir değer olduğu için geriye bana double döndürecektir. User age bölü Jupiter years. Bunu run edelim bakalım. Doğru mu yazdık kodumuzu? Harika. Daha sonra arkadaşlar burada ne demiş? Eğer biz Jüpiter'e uçsaydık 2.242 dünya günü ve 6 nokta veya Journey to Jupiter adında bir değişkende saklayın demiş bunu. Peki tekrar bir ben double değişken oluşturuyorum burada. Eşittir deyip buradaki değeri atamasını yapıyorum. Jüpiter'deki zamanı aslında tekabül ediyor. Peki bunu çalıştırayım burada. Bu dördüncü görevimiz aslında başarılı oldu. Peki başka bir görevim. Eğer Jüpiter'e ulaştığımızda dünyadaki yaşınız kaç olacaktır demiş. Peki Jüpiter'e ulaşmak şu kadar yıl alıyorsa ve ben dünyadaki şu kadar yaşındaysam o ekleme işaretini yapıp yine double new earth age şeklinde tutup user age artı benim oraya ulaşma süremdir diye düşünüyorum burada. Tekrar bir run edeyim kodumu. New Earth Age değil de Did you define a double named New Earth Age with the values New Earth Age bölü Jupiter Years? Journey to Jupiter dedik. New Earth Age diye bir double değişken oluşturduk. New Jupiter Age diye bir değişkenimiz aslında yok burada. Ha, New Jupiter Age. İki tane aslında değişken istiyor. Peki bunu tanımladık. Daha sonra double tipinde başka bir değişken tanımlayalım. Jüpiter'deki şeyimiz de arkadaşlar nasıl olacak? New Earth Age oradaki yaşımızla aslında yeni dünyadaki yaşın Jüpiter'deki yıllara, yıl uzunluğuna bölünerek hesaplanmış olacak. Peki tekrar bir run edelim burada kodumuzu. Harika, başarılı olarak geçti. Son olarak arkadaşlar burada ne istiyor bizden? Log the eggs on different plants on the console. You can
So you can see your age on each planet currently and after your journey to Jupiter. Peki, yine console.writeline metodundan yardım alacağım burada konsola yazmak için. Buradan kaç tane kullanacağıma dair bir şöyle 3-4 tane kopyalayayım. Şöyle şunları shift tab'da yaz. Şöyle yapayım. User age'im. Dünyadaki yaşım. Jüpiter age'im. Şu andaki Jüpiter'deki yaşım. New Earth age'im. Ve New Jupiter age'imi. Burada konsol içerisine yazdırabiliyorum aslında. Run deyip. Harika. Şu andaki yaşımı ve Jüpiter'deki şu andaki yaşımı ve Jüpiter'e seyahat ettiğimde oranın şeyine göre kendi Türk dünyadaki yaşımı ve yine Jüpiter'deki Jüpiter yılına göre hesaplanmış yaşımı bu şekilde hesaplayabildim aslında. Peki burada next diyeyim ben tekrar. Bir sonraki chapter'a geçelim. Operatör kısa yolları şeklinde bir kısım var. Örneğin arkadaşlar bazen diyor ki burada integer tipinde Apple adında bir değişken tanımlanmış ve bu Apple değişkeni sıfıra atanmış en başında. Daha sonra ben bu Apple'a bir eklemek istedim kendi tipinin içerisinde. Apple eşittir Apple artı bir şeklinde ve daha sonra onu konsola yazdırmak istediğimde de bana bir cevabını döndürdü. Burada arkadaşlar uzun uzun bu şekilde yazmak yerine C# içerisinde bazı kısaltma olarak kullanılmış operatörler var. Örneğin burada artı artı operatörünü oluşturmuş. Burada arkadaşlar combined addition sign, yani burada artı artı operatörüne verilen isim, bir değeri, o değerin bir artırarak bana geri döndür şeklinde bir anlamı var. Aynısını yine eksi eksi şeklinde de kullanabiliyoruz. Burada sıfır yaratılmıştı. Sıfır olarak yaratılmış. Apple artı artı demiş ve Apple'ın bir artırılmış değerini bana konsola bir olarak yazdırmış oldu. Yine arkadaşlar bunu belirli bir kısımda arttırmak istersek, belirli bir değişkenimizi, nümerik değişkenimizi belirli bir kısım kadar artırmak istersek de yine artı eşittir operatörünü kullanabiliyoruz. Yani Apple artı eşittir 3 dediğimizde bu Apple eşittir Apple artı 3 şeklinde aynı kod içerisinde çalışıyor aslında. Bizim için biraz kısa yol da diyebiliriz bunun içerisine. Direkt uzun uzun bu şekilde yazmaktansa direkt artı eşittir 3 şeklinde yazarak onun kendi değerine 3 eklenmesini isteyebiliriz. Yine aynısını arkadaşlar eksi eşittir operatörüyle de burada eksi eşittir 3 şeklinde yaparak da o değerin 3 azaltılmasını sağlayabiliriz. Peki hemen görevlerimize bakalım arkadaşlar. Burada demiş hemen ilk adım olarak steps adında bir değişken oluşturun ve bunun değerini 0 atayım. Integer steps eşittir 0 dedim. Peki bunu ben bir run edeyim kodumu. Build fix oldu. Neden? Pardon, burada değerini atamadık çünkü. Tekrar burada bir run edelim kodumuzu. Tamam, ilk görevimiz başarılı oldu. Şimdi ikinci kısmımıza girelim buradan. Next, increment the value of steps by 2 and resaves it the new value
Two steps. Yani kendi değerini arkadaşlar iki arttırma isteniyor benden. Az önce gördüğümüz gibi nasıl bir kullanımı vardı bunun? Steps daha doğrusu steps artı eşittir 2 dediğimizde bu steps eşittir steps artı 2'ye tekabül ediyordu. Run diyelim bakalım kodumuzu. Okey. Bu kısmı da geçtik. Şimdi arkadaşlar steps değişkenini bir azaltın demiş. Peki o zaman ben yukarıda artı eşittirle nasıl yapıyorsam steps eksi eşittir 1 desem bana burada kendi değerini bir azaltacaktır. Run dedim tekrar kodumu. Burada da geçtik. En sonunda da arkadaşlar bu steps değerini konsola yazdırın. Peki console.write deyip steps değerini konsola yazdırırım. Çalıştırmadan önce arkadaşlar bizim burada değişkenimiz en son değeri ne olacak? Hemen ona bir bakalım. Burada sıfır olarak atamasını yaptık. Değişkenin sıfır olarak atamasını yaptık. Daha sonra değişkenin kendi değerini 2 arttırdık. Yani 0 artı 2 eşittir 2 oldu. Şu anda bu kısımda steps değişkeni 2 değerini saklıyor içerisinde. Daha sonra buraya geldik. Burada da steps değerini kendi değerinden bir eksilt şeklinde bir kod var. O zaman 2'den 1'i çıkartırsak geriye 1 kalıyor. O yüzden console.write dediğimde ben burada steps değerinin artık konsola 1 yazdırdığını görebiliyorum. Şurada benden write line istiyor. Peki ona göre write line'da çalıştırayım. Harika. Konsola 1 yazdırdı. Az önce konuştuğumuz gibi ve dördüncü kısmı da başarılı olarak tamamlamış olduk. Peki ben burada next diyeyim. Bir sonraki kısma geçeyim. Modül mantığını arkadaşlar biraz C# içerisinde modül mantığını anlatmış bu chapter'da. Peki modül nedir arkadaşlar? Modül geriye size o sayıları birbirine böldüğünüzde kalan değeri aslında yani nasıl aritmetik bölmede bölünen, bölen, bölüm, kalan şeklinde bir değerler varsa burada arkadaşlar bize kalan kısmı ifade ediyor. Yani 4'ün 4 modül 3 4'ün 3'e bölümünden kalan kaçtır? 1'dir. Peki. 4 modül 2 4'ün 2'ye bölümünden kalan 0'dır. Çünkü 4 2'ye daha doğrusu 2 4'e tam olarak bölünebiliyor. Burada arkadaşlar böyle yüzde C# içerisinde yüzde sembolüyle belirtiliyor. Peki. Burada da arkadaşlar bir şey oluşturmuş. Hemen bir örnek oluşturmuş. X adında 56 bir değişken tanımlamış. Daha sonra create amount adında bir integer değişken tanımlamış. Ve integer x left over. Yani ben şey yaptığımda üzerine kaç tane 56'nın 12'ye göre kalanı kaçtır şeklinde bir kısım oluşturmuş bende. Bunu arkadaşlar hemen aslında şeyde de bakabiliriz. Şöyle whiteboard'u açayım ben. Şöyle hemen whiteboard'a geçeyim. Şöyle şuraya geçtiğimde arkadaşlar benden 56'nın 12'ye bölümünden kalanı soruyordu aslında. Normal klasik birinci sınıfta yaptığımız işte 56 bölü 12.
56'da 12 kaç tane var arkadaşlar? 3 defa var. 3 kere 12, pardon 4 defa var. Şunu sileyim. Yanlış yazdım. 4 defa var. 4 kere 12, 48. Şöyle. 56'dan 48'i çıkardığımda da geriye 8 kalıyor. İşte modül operatör arkadaşlar tam olarak C# içerisinde bu şekilde çalışıyor. Benim şey olan kısmımı, kalan olarak kısmımı bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalanı ifade ediyor. Tekrar browser'a geçelim şöyle. Burada arkadaşlar geriye bana 8 cevabını döndürmüş oluyor. Burada arkadaşlar en çok kullanım yerlerinden biri bir sayının tek sayı mı çift sayı mı olduğuna dair bir kullanım var. Örneğin bir sayı çift sayı ise o sayının ikiye bölümünden kalan kaçtır? Sıfırdır değil mi? O zaman ben burada ikiye bölümünden kalanı mod 2 olarak kullanıp eğer sıfırsa bu sayının bir çift sayı olduğunu, bir ise bu sayının tek sayı olduğunu öğrenebilirim. Peki burada hemen görevlerden ilk görevlerimize bakalım. Demiş ki ben burada students adında bir değişken oluşturun ve bunun değişkenin değerini 18 olarak atamasını yapın. Peki ben burada integer students eşittir 18 adında bir değişken tanımladım. Daha sonra arkadaşlar burada tanımladığımız değişkeni modül operatörü kullanarak bir şey istemiş bizden. Ne istemiş? Enter a number between 3 and 5. Peki ben burada group size adında bir değişken oluşturayım demiş. Ben buna daha sonra integer group size deyip 4 adında bir 4 değerini verdim grup size'ımı. Gruplamak istiyorum. Dörderli dörderli şekilde gruplamak istiyorum. Peki bunu bir run edeyim. Tamam. Bu da doğru. Demiş ki arkadaşlar 3. adımda da öğrencilerim benim gerçekten o grup size kadar gruplanabilir mi? Yani dörderli bir şekilde gruplanabilir mi? Eğer gruplanırsa ya da gruplanmazsa geriye kaç öğrenci kalacaktır şeklinde bir hesaplama yapacağım. Peki ben burada o zaman console.writeline'a bunu şeye yazdır demiş. Peki students mod group size diye aslında yazdırdığımda ben burada 18 tane öğrenci olduğunda ve her bir grubun büyüklüğü 4 öğrenci olursa geriye arkadaşlar kaç modül döndürecektir burada. 18'in 4'e göre modu 4 çarpı 4 16 olduğu için 18 eksi 16 2 öğrenci dışarıda kalacaktır bu gruplardan. O zaman kalan kısmı benim için 2 ifade edecektir burada. Run dediğimde de arkadaşlar bu sağ taraftaki konsola 2 yazdırdığını görmüş oluyoruz. Peki ben tekrar bir next diyeyim burada. C# içerisinde arkadaşlar kendi kullandığı .NET Framework içerisinde aslında bazı yazılmış, hali hazırda yazılmış metotlar var. Bu kısımda biraz bunlardan bahsetmiş. Neler var benim nümerik değerlerle kullanabileceğim, nasıl kısımlar var. Math.apps metodu bir sayının bize arkadaşlar absolute value'sunu yani döndürür. Absolute value'nin tam Türkçe karşılığı neydi? Bir ona bakayım. Mutlak değer, evet. Mutlak değerini döndürüyor arkadaşlar. Math.apps value. Yani eksi 5 için ben yine 5 döndürüyorum burada. Mutlak değerini döndürüyor.
dediğimizde arkadaşlar karekökünü döndürüyor bize. Yani mat.sqrt 16 dediğimizde geriye bize 4 değerini döndürmüş oluyor. Mat.floor metodu arkadaşlar verilen double ya da decimal değerinin aşağısındaki en yakın tam sayıyı döndürüyor. Yani 8.65 dediğimizde bize geriye 8'i döndürüyor. Mat.min metodu arkadaşlar başka bir metot. Parametre olarak verilen iki tane sayının hangisi daha küçükse geriye onu döndürüyor. Örneğin burada 39 ve 12'ye verilen parametrelerinin geriye 12'yi döndürülmesini sağlıyor. Peki hemen şeyi geçelim, görev kısımlarına geçelim bu dersteki. Built-in metotları kullanacakmışız bu dersimizde. Önce number1 değerinin karekökünü bulun. Daha sonra round answer down o karekökünü en düşük tam sayıya çevirin. Bunu da arkadaşlar number1 şeklinde bir değişkende saklayın demiş. Peki şöyle o zaman buraya geliyorum arkadaşlar. Double number1 dedim. Bizde en sonunda neyi istiyor arkadaşlar? En düşük olan sayıya yuvarlayın. O zaman mat.floor diyorum öncelikle. Daha sonra da o sayının mat.sqrt deyip karekökünün alınmasını sağlıyorum. Number1'da kullanacak burada. Şuradan kopyalayayım. Bu şekilde tanımını yapıyorum. Peki bunu bir run edeyim. Doğru mu yazdık kodumuzu? Harika. Önce karekökünü aldım. Daha sonra karekökünü aldığım kısmında en düşük tam sayı değerine yuvarlamış oldum. Peki bir sonraki kısımda bir sonraki görevde ne demiş bize? Number 2 değişkeniyle bir şey yapın. Aynı işlemi number 2'ya içerisinde de yapın demiş. O zaman ben bunu buradan alıp burada kopyalıyorum. Sadece değişken isimlerimi çevirsem benim için yeterli o zaman. Number 2 SQRT olarak değiştiriyorum burada ve number 1 değişkenimi number 2 değişkeniyle değiştiriyorum. Bunu bir run edeyim. Tamam. Bu da başarılı olarak çalıştı. En sonunda da arkadaşlar bize burada hesapladığımız bu iki sayıdan hangisi daha düşükse onu yazdırın. Daha küçükse diğerinden onu yazdırın şeklinde. Peki ben burada hemen console.writeLine metodumu yazıyorum. Bu hangisi iki verilen iki sayının hangisinin daha düşük olduğunu az önce gördüğümüz mat.min metoduyla sağlıyoruz arkadaşlar. Buraya ilk parametresine number1 sqrt deyip bu değişkeni veriyorum. İkinci parametresine de number2 sqrt deyip diğer değişkeni veriyorum. Mat.min metodu benim için hangi değer daha düşükse o değeri geriye döndürmüş oluyor. Cikcik selamlar, hoş geldin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ya bunu aslında biraz hani insanların birlikte yapmamızı, birlikte çözmemizi istediğim şeyler. Hani ben bu şekilde biraz daha iyi öğrenebileceğini düşünüyorum. Hani sadece video içerikleri izlemeden ziyade bu şekilde hem şey yaparak, pratik yaparak hem böyle browser'da böyle bir kod yazabileceğiniz bir kısım hem de size sol tarafta böyle bu şekilde bir açıklama verebilecek alanların olmasına dair. Hani bu şekilde daha uygun gibi geliyor bana öğrenme açısından. Ama dediğim gibi herkesin farklı bir öğrenme metodolojisi vardır. O yüzden hani bana en çok bu şekilde daha iyi öğrenecek diye geliyor.
Peki, ConsoleWriteLine'a bu şekilde yazdım. Batmin kullanarak en düşük değeri de getirdim burada. Bunu bir run edeyim bakayım. Doğru mu yazdım kodumu? Tamam. Üçüncü kısmı da geçtim. Dördüncü kısımda arkadaşlar num isminde bir şey yazdırdı ekrana. Not a number şeklinde bir C# içerisinde tanımı var. Buradaki arkadaşlar SQRT metodu bizde sadece pozitif sayıları parametre alan bir şey. Fakat biz buna negatif bir sayı verdik burada. Teşekkürler Blue, teşekkür ederim. Hoş geldin. Sen de izlemek istersen hani çok sevinirim aslında. Biz burada arkadaşlar karekökün aldığımız bu MetSQRT metodu içerisinde buna negatif bir değer verdik. Biliyorsunuzdur sizde negatif sayıların karekökünü en azından bu şekilde direkt olarak alamıyoruz. Bunu teşekkür ederim takibin için. Hoş geldin tekrar. Burada bize none yazdırmasının en temel nedeni burada bu arkadaşlar. Biz karekökünü almasını kullandığımız metodun içerisinde negatif bir değer vermiş olduk. Fakat diyor ki burada sadece pozitif sayıları alabilir bu met.sqrt metodu. Bunun için arkadaşlar diyor met.sqrt metodunun içerisine siz pozitif değerini almak için yani mutlak değerini almak için met.abs metodunu yazın diyor. Number2 değişkenini şey yaparken kullanırken. Peki ben o zaman burada met.sqrt metodunun içerisinde met.abs şeklinde yazıp önce bu sayının mutlak değerini al, negatifse pozitif şeklinde yap. Daha sonra karekökünü al diye bir kod ekliyorum aslında. Peki ben bunu bir run edeyim. Yanlış yazdım bir şeyi. Niye yanlış yazdım? Şurada bir tane daha galiba parantez ihtiyacım var. Evet, 3 tane açan parantez var. 3 tane de buraya ben yazamadım parantez. Heh, tamam, şimdi oldu. Tekrar bir run edeyim kodumu. Harika. Benim için artık 113 şeklinde bir geri değer döndürmüş oldu bana. Böylece arkadaşlar hem aşağı yuvarlama hem karekökünü alma hem de absolute value yani mutlak değerini hesapladığımız Math class'ın içerisindeki matematiksel işlemleri de görmüş olduk. Ve verilen iki değerin en düşüğünü geri döndüren met.min metodunda görmüş olduk burada. Peki next diyeyim ben. Bir sonraki kısma geçeyim. Peki başka neler var? Dokümantasyonu kullanmak demiş bunun içerisinde. Microsoft'un kendi APIs'in dokümantasyonu da var arkadaşlar. Burada Maths sınıfının içerisinde hangi metotlar var? Bunlar içerisine hepsine dokümantasyondan da bakabilirsiniz. İşte Math.pal gibi üssü değerleri hesaplamak için kullanacağımız bir metot var. Math.max gibi Math.min yerine min'in tam tersi şeklinde çalışan verilen iki parametrenin büyük olanı döndüren bir şey var, metodumuz var. Peki, burada görevler kısmına gelelim arkadaşlar. İlk kısımda demiş, raise number one to the number two power. O zaman ben burada ilk kısımda yazdığımda arkadaşlar met.pal deyip ilk değerim bu olacak.
İkinci değerinde number 2 olacak. Yani pow arkadaşlar üssü değerini hesaplıyor. Yani bana geriye 6.5'in 4 defa kendisiyle çarpılmasını istiyor burada. Math.pow diyor. Çünkü ikinci parametre değerim 4. İlk parametre değerim 6.5. Bana burada 6.5'un kendisiyle 4 defa çarp ve geriye o değeri döndür. Peki run edeyim kodumu. Harika. İlk kısmı başarılı geçtik ve bana 1785.0625 şeklinde bir cevap döndürdü. Peki ikinci kısma gelelim. Round number one up. Peki burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda bahsettiğimiz mat.ceiling'de nasıl mat.floor o double değeri en aşağısındaki en yakın tam sayıya yuvarlıyorsa bu da arkadaşlar bir üstündeki en yakın tam sayıya yuvarlıyor. Ben buraya geldiğimde number one değişkenimi mat.ceiling deyip şöyle şuradan kopyalayayım. Bu değişkenim artık bir üstündeki tam sayı yuvarladığım için ben burada konsolda 7 cevabını görmeyi bekliyorum. Harika. Üçüncü kısma gelelim arkadaşlar burada. Find larger number between number 1 and number 2. Hangi kısmın daha büyük olduğu için yukarıda gördüğümüz mat.max metodunu kullanacağız. Number 1 değişkenini ilk parametre olarak veriyorum. Daha sonra da number 2 değişkenini ikinci parametre olarak veriyorum ve run seçeneğini işaretliyorum. Burada da başarılı olarak, üçüncü kısmında başarılı olarak yapmış olduk. Peki, next deyip bir sonraki kısma geçeyim. Burada arkadaşlar bu derste neler gördük biraz ondan özetleyelim hepsinde konuştuklarımızda. Numerik datalarda aslında şunları gördük. Aritmetik operatörlerle expression yazmayı gördük. Yani artı, eksi, çarpı, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme ile operatörlerini kullanarak işlem yapmayı gördük. Daha sonra hatırlarsanız bunların önceliklerine göre bunları birleştirmeyi yani birden fazla operatörü aynı expression içerisinde kullanmayı gördük. Burada operatör önceliği denilen kavramdan bahsettik. İşte çarpma ve bölmenin toplama ve çıkarmaya göre C Sharp içerisinde en azından önceliği olduğunu gördük. Daha sonra modül operatörünü gördük arkadaşlar. Modül operatör neydi? Verdiğimiz bir sayının verdiğimiz ikinci sayıya göre bölümünden kalanı ifade ediyordu. Örneğin burada hemen tekrar bir tahtaya geçtiğimizde işte 56'nın 12'ye bölümünden kalan nasıl 0,8 ise işte 56 mod 12 işlemi yaptığımızda bize geriye 8 cevabını döndürmüş oluyordu aslında. Peki tekrar bir browser'a geçelim buradan. Daha sonra daha kompleks matematiksel işlemler yapabilmek için aslında .NET Framework'ün içerisinde tanımlı olan bazı metotları gördük. Bunlar nelerdi arkadaşlar? Mat.abs yani absolute value yani mutlak değerini döndüren bir metot vardı. Mat.pow'u gördük. Üssel işlemler yapabileceğimiz. Mat.sqrt'yi gördük. Karekök alınabilmesini sağlayan bir metot. Mat.floor gördük. Verilen nümerik değeri
double değerini ondan en düşük olan tam sayıya yuvarlayan metottu. Yine math.scaling'i gördük. O verilen double bir değeri ondan büyük en yakın tam sayıya yuvarlayan bir metottu. Math.min'i gördük. Parametre olarak verilen iki tane değerin en küçük olanını geri döndürüyordu. Math.max metodunu gördük. Geriye bize parametre olarak verdiğimiz iki değerin hangisi daha büyükse onu döndürdüğünü görmüş olduk aslında. Peki ben burada tekrar bir up to next deyip bu dersi de burada tamamlıyorum arkadaşlar.